TRT Haber Merkezi'nden iyi günler sayın seyirciler. Irak'ın Samara kenti güney şiddet olaylarıyla başladı. Samara'da bomba yüklü araçlarla düzenlenen 4 saldırıda 37 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Sabahın erken saatlerinde belediye binasıyla polis kontrol noktasına bomba yüklü araçlarla düzenlenen 2 saldırının ardından kentte 2 yeni saldırı daha düzenlendi. Üçüncü saldırıda bir Amerikan konvoyu, dördüncü saldırıda ise kentin kuzeyindeki bir polis karakolu hedef alındı. Kentte 3 polis karakolu da silahlı direnişçilerle basıldı. Baskınlarda 4 polis öldü, 17 kişi de yaralandı. Saldırılar üzerine Amerikan birlikleri kentte süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etti. Irak'ın kuzeyindeki Musul kenti yakınlarında bir konvoya düzenlenen saldırıda bir Türk kamyon şoförü öldü. Musul'a 5 kilometre uzaklıkta Amerikan araçlarının korumasındaki tanker konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Yol kenarına konan bombanın patlaması bir Türk şoförün ölmesine, iki Türk tankerinin zarar görmesine neden oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Türk şoförün kimliği açıklanmadı. Gazze şeridindeki bir Yahudi yerleşim birimi yakınlarında 3 Filistinli'nin İsrail askerlerince öldürüldüğü bildirildi. Filistin kaynakları hayatını kaybeden Filistinlilerin Nevada Kalim yerleşim birimi yakınlarında İsrail askerleriyle çıkan çatışmada öldürüldüklerini bildirdiler. İsrail radyosu da silahlı olduklarını belirttiği Filistinli militanlara helikopterden füze fırlatıldığını duyurdu. Fransa'da tedavi gören Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat'ın kısmen komadan çıktığı, gözlerini açtığı ve doktorlarla iletişim kurduğu bildirildi. İsrail'de yayınlanan Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde çıkan haberde Arafat'ın yatağında hareket edebildiği, doktorların yakında teşhis koyabilecekleri belirtildi. Arafat'ın baş danışmanı Ebu Rüdeyna da Arafat'ın durumunun kritik olduğunu ancak geri dönülemez aşamada olmadığını söyledi. Arafat'ın sağlık durumuyla ilgili Filistinli yetkililerin birbiriyle çalışan açıklamalar yapması üzerine Dışişleri Bakanı Faruk Kadri'nin Arafat'ın durumunun iyi olduğunu söyleyerek Fransız doktorlara bu konuda açıklama yapmada tek yetkili ilan etti. Arafat'ın tedavi gördüğü hastanenin sözcüsü dün akşam Arafat'ın durumunda önceki günden bu yana herhangi bir kötüleşme olmadığını söylemişti. Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri Türkiye konusundaki kararın 17 Aralık'ta verileceğini teyit etti. Zirvede bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac da Avrupa değerlerini benimsemiş bir Türkiye'nin katılımının birlik içinde yararlı olacağını ancak üyelik dışındaki olasılıklarında dikkate alınması gerektiğini söyledi. Öte yandan zirvede Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Fransa'da yapılan tartışmaları anlayışla karşılamak gerektiğini söyleyerek Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden 2005 yılı içinde günü belli bir müzakere tarihi alacağını belirtti. Sayın seyirciler, YÖK'ün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da protesto gösterisi yapılıyor. Ayrıntılar için Ersoy Kop karşımızda. Ersoy, gösteriye ilişkin notlarını birkaç cümleyle bize özetleyebilir misin? Evet, YÖK'e ilişkin protesto gösterisi az önce burada bitti. Buraya protesto için gelen gruba polis Beyazıt Meydanı'na gelir gelmez müdahale etti ve bunun gerekçesi de protesto gösterisi yapacak kişilerin arasına bazı yasa dışı gruplarında katılmış olduğu duyumunun alınmasıydı. Az önce de belirttiğim gibi grup Beyazıt Meydanı'na gelir gelmez burada Çevik Kuvvet ciddi bir önlem almıştı. Hemen gruba müdahale etti. Müdahalenin ardından göstericiler ara sokaklara dağılarak kaçtılar. Bazılarında, bazı gruplarında çevredeki iş yerlerine molotof kokteyli attığı yönünde bilgiler de var. Polisin müdahalesi sırasında burada aşırı derecede biber gazı kullanması çevrede bazı olumsuzluklara yol açtı. Vatandaşlar etkilendi. Hatta polis memurları bile bundan etkilendiler. Suyla biraz da rüzgarın etkisiyle vatandaşlar ve polis biraz kendine gelebildi diyebiliriz. Protesto gösterisi şu anda sona erdi. Sayın seyirciler, Ermenistan hükümetinin parlamentoya gönderdiği 2005 yılı bütçe tasarısında hükümetin dış politika öncelikleri arasında Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi yer alıyor. Arminfo Ajansı'nın haberine göre tasarıda hükümetin dış politika öncelikleri arasında Türkiye'nin yanı sıra İran ve Gürcistan'la ilişkilerin geliştirilmesinin yer aldığı belirtildi.
Gözlemciler Ermenistan'ın daha önceki bütçe görüşmelerinde sözde soykırımın Türkiye ve uluslararası alanda tanınması yönündeki politikasından kısa vadede vazgeçmesinin beklenmediğini belirtiyorlar. İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü. 34TE559 plakalı özel otomobil sabaha karşı Yeni Bosna Basın Ekspres yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kısa sürede alev almaya başlayan araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen bir kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İstanbul Bahçelievler Türk Telekom binasının çatısında onarım çalışması sırasında saçak kısmının çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti. Haznedar Heybeli Caddesi'ndeki Bahçelievler Telekom Müdürlüğü binasının çatısında onarım çalışması yapılırken saçak bölümü kırıldı. Kazada 5 kat aşağıya düşen Bekir Aktaş ve Gazi Dama olay yerinde, Halil Aktaş da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayıt dışı ekonominin Türkiye'ye maliyeti yıllık 65 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Türkiye'nin toplam borcunun yaklaşık 1/4'ünü oluşturuyor. Avrupa Birliği'nde vergi kaçıranlara 10 yıla varan hapis cezası verilirken Türkiye'de etkin önlemler almaya hazırlanıyor. Matkap satıyorsun. Evet. Nereden buluyorsun matkapları? Abi ta madinden getiriyor. Madinden geliyor. Evet, tabii. Peki bunların şeysi var mı? Faturası falan var mı? Vergisi falan ödüyor musun? Var abi, ne de daha Adana'dan getiriyor abi. İthalatçıdan bizi alıyor, satıyor. Burada alışveriş yapmak daha mı ucuz oluyor? Tabii ki. Tercihi o yüzden. Ucuz olmasa da ne bileyim alışmıştır abi. Evet. Peki fiş alabiliyor musunuz, fiş fatura? Hayır. Peki bunun kayıt dışı ekonomiye katkı olduğunu biliyor musun? Biliyorum tabii. Ama benim ekonomime de katkısı var. Kayıt dışı ile mücadele eden İtalya'da vergi yükü %10'a inerken Almanya'da vergi oranı %15'e düşürülüyor. Kayıt dışı ile mücadeleyi ele alan Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda da Türkiye'de vergi oranlarında ne kadarlık indirim yapılabileceği görüşülüyor. Mücadele kapsamında vergi borcunu ödemeyen işletmelere anında haciz memuru gönderilmesi uygulamasından vazgeçilerek borcun ödenmesi kolaylaştırılacak. Vergi kayıp ve kaçağına yol açan işletme sahiplerine ise ağır hapis cezaları getirilecek. Bugünlerde baskı makinelerinin sesleri bir saniye susmuyor Merkez Bankası matbaasında. Sebebi tabii ki yeni Türk liraları. Yeni paralarımız gerçekten yoğun ve zorlu aşamaların ardından hazır hale getiriliyor. Son teknoloji ürünlü dev makineler kulakları sağır edici bir şekilde bir saniye susmadan çalışıyor günlerdir. Tonlarca kağıt ve mürekkep işleniyor yeni Türk liralarını hayata geçirmek için. Önce özel kağıtlar hazırlanıyor baskıya. Resimler kontrol ediliyor ve işlemler başlıyor. İlk baskının ardından güvenlik işlemleri yapılıyor tek tek. Birden son derece ilginç bir görüntü takılıyor kameramıza. Onlarca kişi sıraların başına oturmuş, adeta bir kitap okuyormuşçasına çeviriyorlar sayfaları. Burada amaç hatalı basımları ayıklamak aslında. Her aşamada sıkı kontrol var. Öyle ki makinaların sayımının ardından bir de elle sayılıyor desteler tek tek. Bu da herhalde dünyanın en zor işi olsa gerek. Her gün milyarlarca liraya dokunmak ama sahip olamamak. Ve paketlendi yeni liralar. Artık kullanıma hazır. Matbaadan taze taze. Her geçen gün daha da şişmanlayan Amerikalılar hava yolu şirketlerine sorun oldu. Araştırma sonuçlarına göre aşırı kilolu Amerikalıların uçaklara getirdiği ekstra ağırlık şirketlere yılda 275 milyon dolara mal oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, ortalama Amerikalı'nın kilosunda son 10 yılda meydana gelen 4,5 kiloluk artışın havayolu şirketlerine ciddi mali yük getirdiğini belirledi. Amerikalılar şişmanladıkça uçaklar özellikle kalkış sırasında aşırı yakıt tüketiyor.
Hükümete bağlı hastalık kontrol ve önleme merkezleri tarafından hazırlanan rapora göre, özellikle 11 Eylül sonrası mali sıkıntı içine giren uçak şirketleri, obezite yüzünden yılda 275 milyon dolar zarar ediyor. Obezite ile gelen sağlık sorunları bilinirken, bu raporla birlikte obezitenin havada da büyük sorun olduğu ortaya çıktı. Amerikan havayolu şirketleri bu yüzden uçakta metal yerine daha hafif plastik çatal kaşık dağıtımına bile başladı. Bültenimiz burada sona eriyor. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.